ya. Tamam korkma bak, deniz çok sakin. Sakinken bile korkunç şeyler yapıyor. Hadi konuş benimle ne olursun. Ne olur konuş benimle, denizin üstünde olduğunu unutayım lütfen. Ya şehir dışında ne seversin mesela? Masalları. En çok da Oz büyücüsü. Artık Kansas'ta değiliz Dorit. Sonra Alice'i. Mesela Central Park'ta heykeli var. Böyle Alice, çılgın şapkacı, tavşan falan oturup sonsuzca çay içiyorlar. Ben New York'ta okurken bazen böyle onların yanlarına gidip adalarına oturup dünyanın en saçma sohbetini dinlerdim. Yani bu kadar saçma bir sohbetse niye dinliyordun ki? Çünkü çoğu zaman önemli olan ne konuşulduğu değil. Sadece orada olmak ve anı paylaşmaktır. Hadi konuşmaya devam et lütfen. Ha, şu geçen gün söylendi bir karga vardı ya senin. Belki de sana mesaj getirmiştir hiç. Öyle düşündün mü? Ne mesajı? Yani bu Kuzey mitolojisinde vardır ya. Odin'in iki tane kargası vardır. Bütün gece boyunca gökyüzünde dolaşırlar ve gördükleri her şeyi gelip Odin'e anlatırlar. Belki o karga da gelip sana bir mesaj vermek istemiştir. Olamaz mı? Olabilir. Yani bu odada her şey olabilir. Yüzme bildiğini söylemiştin değil mi? Tamam, yüzme bilmiyorsan sorun değil Hazire. Biliyorum ama istemiyorum. Bak ben denizden bu kadar korktuğunu gerçekten bilmiyordum. Yoksa getirmezdim seni. Özür dilerim. Korkmuyorum tamam mı? Sadece denizi sevmiyorum o kadar. Bota binelim. Asla olmaz. Tamam hadi geri dönelim o zaman. Eğer geri dönersek iddiadan kaçtığımı düşünürsün. Hayır öyle düşünmem. Sen kazandın tamam mı? Ben kaybettim. Mücadele etmeden mi? Bak sen geri dönmek istiyorsan döneriz. Ama önce bana güvenmen lazım. Ben seni güvenli bir şekilde kıyıya götüreceğim. Güvenir misin bana? Ben senin yanındayım. Korkma. İdil. Ne haber? Gel bir şeyler içelim. Bak hava da güzel. İstersen tekneyle de çıkabiliriz. Mehmet abinin teknesi değil mi bu? Evet. Ne oldu? Mehmet abiye mi şikayet edeceksin beni? Merak etme, kendi söyledi teknemde takıl diye. Seninki açılmış. Nereye gittiğini biliyor musun? Her zaman gittiği koya gitmiştir. Nereye gidecek? Ne oldu? Acil bir şey mi var? Evet, benim Poyraz'ın yanına gitmem lazım. Hangi koya hep gittiği koy? Gel götüreyim. Sen bilirsin. Tamam tamam, ben başka tekne nereden bulacağım şimdi? Tamam geliyorum ama beni yol boyunca muhabbetinden mahrum bırakırsan sevinirim. Hiç problem değil. Bekle de Mehmet abiye haber vereyim. Tamam Hakan, biraz çabuk olur musun lütfen? Ne oldu? Aliye teyzeye bir şey mi oldu? Ciddi mi durumu? Hakan tamam, çabuk olur musun dedim. Sabaha kadar böyle surat mı yapacaksın? Evet. Ne yapayım, seninle konuşacağımı falan sanıyorsan, sana böyle güleceğimi falan sanıyorsan yanılıyorsun. İyi tamam. Bana uyar. Nereye? Yüzmeye mi? Olmaz. Yok.
Yani senin için korktuğumdan falan değil de... ...beni buraya sen getirdin, yalnız bırakamazsın. Hayır, ben yüzmeyeceğim. Bottan bir şey alacaktım da. Evet, denizle ilgili travmam var. Ama bunu sana anlatacak değilim, tamam mı? Çünkü o benim bir parçam. Zaten bilekliğimi de adada düşürdüm. Bir parçamı daha burada bırakamam. Ah Nehir, iyi ki geldin anneciğim. Hadi şu mavi kumaşı kesiver. Aynı ölçüde. Sen de beni iyice çırağan yaptın. Tamam, istemiyorsan yapma anneciğim. İyi tamam, nerede, ver makas. Orada, orada. Onu mu dedim anneciğim, mavi kumaşı dedim sana. Ah, gitti mis gibi saten gitti. Pis kim, gıcık kim diye sormayacak mısın anne? Sormayacağım anneciğim. İdil. Onunla zırt düşersem beni voleybol takımından attıracakmış. Arkadaşlarımın aramı da bozacakmış. Hatta var ya senin bu elbiselerini koyduğun var ya kapıların önüne, onu da koydurtmayacakmış artık sana. Kim diyor kızım bunları? Kendi söyledi. Demez İdil öyle bir şey. Ya dedi, benim Poyraz'ıma bak, bir de benim Poyraz'ım diyor ya. Haziran'ın arasını yapmaya çalışırsan diye resmen tehdit etti anne beni. Ne varmış Haziran'la Poyraz'ın arasında sanki? Bence çok yakışıyorlar. Sevgili olsalar güzel olmaz mı? Aşkla oyun olmaz Nehir. Aman diyeyim anneciğim. Peki İdil'in söyledikleri ne olacak anne? Ay bu da yeni çıktı başımıza. Ne zararını gördün kızın? O öyle şaka olsun diye, komiklik olsun diye söylemiştir anneciğim. Ha. Bana değil yani anne, ona inanıyorsun öyle mi? Kızım, bak sen de biliyorsun bu adada İdil'den daha hatır şinaz bir kız var mı? Kimin hastası olsa, Mevlid'e olsa ilk İdil koşturur, sen de biliyorsun anneciğim. İyi. Bundan sonra da İdil sana anne der o zaman, tamam? İdil sana anne desin. Nehir! Açım aç. Madem beni buraya sen getirdin, yemeği de sen yapacaksın. Ama biz hayatta kalmak için bir iddiaya girmiştik ya. Ne teknede sadece içecekler var. Madem açsın, kendi yemeğini kendin bulursun. Ne? Yok artık. Ya istersen internetten sipariş verelim. Aa, burada internet yoktu değil mi? Tamam tamam, bak sana küçük bir yardımda bulunacağım. Hadi yine iyisin. Tamam. Al bakalım. Ne? Al bakalım. İşte elinle tutmak zorunda kalmasın balığını, oltayla tutacaksın. Nasıl kullanacağım ben bu arkadaşı? Çok basit. Denize atıyorsun, bir süre bekliyorsun balığı. Gel. Bak buradan denize atıyorsun, buradan serbest bırakıyorsun. Balık geldiğinde de buradan çekiyorsun. Ne kadar bekleyeceğim peki? Yani işte 5 dakika, 10 dakika, 1 saat, 5 saat sana bağlı. Nasıl yani? Ben o kadar süre burada duracağım öyle mi? Ya balık tutan insanlar bunun neyinden zevk alıyorlar ya? Sakin ol. Sakin ol bak, anlayacaksın. Devam et. Dur dur, bir şey soracağım. Gözlük güzelmiş. Ne oldu? Poyraz Haziran'la mı beraber? Onların peşine mi düştün? Tabii ya. Poyraz Haziran'ın yanında. Sen de aklınca onları bulacaksın. Ha? Peki. Diyelim ki gittik, koy koy gezdik, Poyraz'ı bulduk. Dedin ki babaannen hasta. Döndük buraya. Babaannesinin hasta olmadığını görünce ne diyecek sana? Kızmayacak mı? Diyelim ki bulduk mu dedin sen? Hani biliyordun ya gittiği yeri? Ay sana inanmıyorum gerçekten. Benimle yalnız kalabilmek için yalan mı söyledin? Seninle yalnız kalmak istediğim günler geride kaldı İdil'ciğim. Benim için artık sıradan adalı bir kızsın sen. Senin sözüne güvenen de kabahat. Vallahi benim vaktim bol İdil. İstiyorsan çıkalım buradan, sabaha kadar koy koy gezelim, bulalım Poyraz'ı.
Ama ne yaparsan yap boşuna. Eğer Poyraz Haziran'a aşık olacaksa olur. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Poyraz Haziran'da biraz vakit geçirdi diye ona aşık olmaz. Bizim onunla geçirdiğimiz yıllarımız var. Tamam artık. Durmayacağım seninle, açılmıyorum, vazgeçtim. Katlanamıyorum, tahammül edemeyeceğim sana. Ya kaç dakika oldu? Bilmiyorum, zaman tutmadım. Ya nerede bu balıklar ya? Hepsi nereye kayboldu? Bak istersen onları da rüşvet teklif edelim, ha? Seversin sen. Hiç unutmayacaksın değil mi o meseleyi? Hafıza mı hafıza? Hafızan iyi değil sen, kincisin kinci. Ya tamam hadi, sıkıldım artık. Sen balık tutarken ne yapıyorsun? Nasıl oyalanıyorsun? Anlat, taktik ver, bir şeyler yap hadi. Ben genelde düşünüyorum. Düşünüyorsun. Tamam ben de düşünürüm. Düşünürüm. Tamam mesela bak, ilk açılış konserimiz ya beklediğimizden daha iyi giderse, otelde kalacak yer kalmazsa, diğer pansiyonlarda da yer kalmazsa, müşteriler sokakta kalırsa biz o zaman ne yapacağız? Ya sen şu iş konusunu bir kafandan çıkarsana artık. Kendine odaklan tamamen. Aklında ne var ne yok hepsini servis bırak gitsin. Kendine odaklan. Kendime odaklanıyorum, serbest bırakıyorum. Deneyeceğim. İlk görevin tamam, şimdi ateş yakabilirsin. O çok basit, ben onu biliyorum ki. Filmlerde zaten sürekli izliyorum. Böyle iki tane taşı birbirine çakıyorsun, kıvılcım çıkıyor. Ha, filmlerde izledin sen bunu. İyi, kolay gelsin o zaman. Seyret ve gör. Poyraz Özgür, balığına iyi bak. Bugün İdil'le karşılaşmış. Hı. İdil onu tehdit mi etmiş ne? Diyor ki işte, sonra ben de İdil yapmaz böyle bir şey kızım dedim. Kızdı bana, çekti gitti. Aa. Aa. Bak açmıyor telefonu. Görüyor musun? Ergen bunlar işte. Of. Biricik'in kardeşi de öyle. Bakmıyor telefonlarına. Şu anda adada Ergen abla Biricik. Düşün yani. Aa. Ne diyeceğim? Ha. Bu İdil. Yılan. Senin küçük Goti'yi niye tehdit ediyor bakayım? Yok, tehdit değil. Üf. Yeter ya, sen yardım etmeyecek misin? Hayır tabii ki. Ne demek hayır ya, ne demek hayır? Ya sen bana demedin mi çok kolay, izle ve gör diye? İzliyorum işte. Ben sıkıldım, tamam mı? Adaya geri dönmek istiyorum. Hem zaten sen beni burada zorla tutacak değilsin ya. O zaman iddiayı kaybettiğini kabul ediyorsun değil mi? Anlat sırrını. Kaybeden sırrını anlatır dedik. Vazgeçtim. Pes etmiyorum. Ben kazanacağım, tamam mı? Ve sırrını anlatan da sen olacaksın. Bak yine kıyamadım. Değerimi bil. Al bunu kullan. Senin 2 saat boyunca yanında çakmak vardı ve bana söylemedin, öyle mi? Sormadın ki. Balığından sana vermeyeceğim. Balığından bana vermeyeceksin. Açıklayacaksın ilk. Peki. Hak ettin. Hı hı. Ya bari rüzgarı kesmeme yardım et. Çok aç kalacağımı sanmıyorum, biliyor musun? Of. Bak sen şu an hile yapıyorsun. Yok, ben hile falan yapmıyorum. Tamamen pazarlık yapıyorum. Balığa karşı çikolata. Balığa karşı çikolata. Biraz erken gelip uzunlar elip sen bana yürüyünce. Melisa? Bu sen misin?
Ne oldu? Beğenemedin mi? Kızım ne yaptın ya? Fıstık gibi çıkmışsın. Filtre mi attın yoksa? Herkes atınca oluyor. Ben atınca mı beğenemiyorsun? Bakma ya. Engelleyeceğim de seni. İltifat ettim be. Be deme, be deme. Kibar ol biraz. Ya of Melisa. Ne oldu? Melisa 17 yaşında bir çocuk bu adada nereye saklanabilir? Ne oldu? Ya kardeşim yok, kardeşim kayıp. Ne? Nasıl kayıp ya? Bir sakin ol tamam, sakin. Ya of dur tamam, siz bilmiyorsanız biz de aramaya devam edelim lütfen. Ha, Sadık, Sadık sen bir dur. Gelin sen mi? Gel in aşağı, bir sakin ol, in şundan. Melisa su getirsene. Tamam, siz merak etmeyin. Ben bütün adayı dolaşırım. Onu bulur, ensesine tutar getiririm. Tamam mı? Hiç merak etmeyin. Tamam, sakin ol. Sakin ol, tamam. Ya denize girdiyse, ya boğulduysa? Sakin, abartma. Yok bir şey. Tamam, buluruz şimdi. Çocuklar. Çocuklar, nehri gördünüz mü? O da mı yok? Yok. Ya, belki beraber dolaşıyorlardır işte. Ya, ya benim kardeşim asosyal bir çocuk. Öyle bir gecede kız tavlayacak bir çocuk değil ki. Benim kızım da öyle bir günde tavlanacak bir kız değil yani. Ya sakin, tamam. Sakin ol. Bulacağız. Hakan. Şeyi gördünüz mü nehri? Yok. Bugün de kaybolan kaybolana. Hayda. Başka kim kayıp? Poyraz'la Haziran'la kayıpmış. Değil miydi? Evet. Havva teyzeye bu gece eve gelemeyeceğini söylemiş. Ya onlar yetişkin insanlar. Kaybolurlar da bulunurlar da. Belki de bulunmak istemiyorlardır. Kayalıklara mı gitsek? Ateş orada bak yolunu bulamaz. Ne kayalığı ya? Siz kayalıklara gidin, ben de sahile bakayım ama bir şey görürseniz, duyarsanız haberleşelim, olur mu? Selma teyze, ben götürürüm seni. Babamın yapabileceği bir şey varsa bana da söylemeniz yeterli. Merve, dükkana bakar mısın? Sakin. Geliyorum. Sakin. Gel. Önce bana inanma, sonra merak et. Ben. Ateş kim be? Ablamın yanına geldim. Ablan kim? Tanımazsın. Ya ben herkesi tanırım. Konuş oğlum. Tamam, tamam. Konuş. Tamam. Biricik. Ha, sen Biricik ablanın kardeşi misin? Evet. Ne işin var senin burada o zaman benim mekanımda? Git o zaman ablanın villasında havuza girsene sen ya. İstemiyorum. Ya o zaman git sahilde falan takıl, rahat bırak beni. Sahilde beni bulur. Yine kavga ederiz. Of! Of! Tamam, başka bir yer bulurum ben. Başka yer yok. İyi tamam, oturabilirsin ama bak sesini çıkarmak yok ha. Çıkarmam, çıkarmam. Hı. Teşekkür ederim. İnternetsiz yaşarım ama çikolatasız asla. Çikolatayı sevdiğini anlamıştım. Bana özel alındı bu çikolata yani, öyle mi? Hiç öyle havalara girme. Tekne de var. Paylaşmadan olmaz. Adadan hem biraz çoğalmış, hem de eksilmiş ayrılacağım. Balık tutmayı öğrendim. Ama bilekliğimi de burada kaybettim.
O bileklik gerçekten çok mu değerli senin için? Hem de çok. Ben babamı kaybettiğim zaman... ben de kayboldum gibi oldum. Yani aylarca evden çıkmadım, arkadaşlarımla görüşmedim. Sonra Biricik bir gün geldi, zorla beni evden çıkarmaya çalıştı. Bir çıktım, böyle evin önüne bir takı tezgahı açmışlar. En önde de bu bileklik, üstünde H harfi. Dedim ki bu benim. Haziran. O gün aldım o bilekliği, bileğime taktım. Sonra en zor günlerimde, zor sınavlarımda, en sıkıntılı anlarımda hep bileğim de yanımda oldu. Bana şans getirdi. Ve şimdi yok. Sen adaya gelirken de takmıştın mı o bilekliği? Burası gerçekten çok zor bir sınav mı senin için? Hem de nasıl? Neyse merak etme. Sayılı gün çabuk geçer derler. Sen de bir an önce kavuşursun ya. Şehrine. Uyku tulumlarını getireyim ben. Ya başka nereye bakabiliriz? Vallahi benim o yaşta gittiğim her yere baktık. Ben de cephanelik tükendi. E Melisa senin gizli yerler. Ne gizli yeri oğlum? Her şeyimi biliyorsunuz anasını satayım. Hani sen ortaokulda matematikten kalmıştın da baban seni kovalamıştı ya. Sen o zaman nereye saklandın? Kovalamadı. Kovalamadı. Hani elinde sopayla bağıra bağıra iç çalış diye meydanda şey yaptı kızım, ya. Kızım tamam tamam kapat şu konuyu artık unut. Ya ben onu oyaladım da sen bir yere saklandın, bütün gün bulamadık ya seni. Oğlum hadi söyle nereye saklanmıştın ya? Harabeye. Yuh. Ya ne harabesi ya, benim kardeşim bilgisayar çocuğu, korkar gitmez öyle harabelere falan. Sakin ol, sakin bak. Öfkeli bir liseli her yere gider, tamam? Kendimden biliyorum. Değil mi? Hadi yürüyün yürüyün oraya bakalım. Uza uza hadi ileri. Korkma, böcek yemez seni. Korkmadım ki. Niye kavga ettiniz ablanla? Boş ver. Kesin senin suçundur. Biricik abla çok tatlı biri bir kere. Arkadaşlarına karşı öyle evet. Sen de bana sor. Sen kimle kavga ettin? Burada soruları ben sorarım. Ayrıca ben senin gibi saçma sebeplerle trip falan atmadım. Benim annemle kavga etmek için geçerli sebeplerim vardı. Kesin öyledir. Ben gidiyorum. Mekanımın enerji alanını bozdun. Burada sıvı olamıyorum. O ne demek? Sıvı olmak istiyorum demek. Sen kal, ben giderim. Acıktım zaten. Sen acıkmadın mı? Biraz. İstersen bizim bahçeye gelebilirsin. Annem bir şey demez. Ama bak ablanı falan ararsa ben o zaman engel olamam ha. İstemiyorum. Kalacağım ben burada. Ay iyi. Senin tribinde falan uğraşamayacağım ben. Şey. Ne? Ben teşekkür etmedim. Ne yapıyorsun gerizekalı? Çık üstünden. Pardon. Ya hadi bak koş. Sana ben. Kalk. Bırak yardım edeyim. Çık dokunma bana, istemiyorum. Salak. Ne yaptın bana? Ne yaptın İyi misin? Ya? Bak, koluna ne oldu? Bunun yüzünden oldu işte. İyi misin? Tamam, tamam. Sakin, bir şey yok. Uyuyacağız, uyanacağız ve ben iddiayı kazanmış olacağım. İnanamıyorum ya. Issız bir adada hayatta kalmayı başarabildim. Issız bir adada değiliz yalnız.
koy burası. Ya bazı şeyleri biraz abartabilir miyiz? Lütfen. Sana bakarak uyumak istediğimi falan sanma. Pek de manzarasıyla uyumak istemiyorum. O kadar. Gözlerin neden diye sorar gibi bakıyor. Öyle bakma. İddiayı ben kazanacağım. Sen kaybedeceksin. Sen sırrını söyleyeceksin, ben değil. Yarın sabah olduğunda teknenin adını da, neden sildiğinde her şeyi öğreneceğim. Bundan kaçamazsın Poyraz Ali Özgür. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu, bir aybaz. Sana yazmayınca harflerim italik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Susar bütün müzik. Artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Ben bir an yalnız uyanınca biraz panikledim. Daha iyi misin şimdi? Hadi uyusun. Ben yanındayım. Otel, restoran, cehennem gibi böyle vıcır vıcır müşteri kaynıyor. Ve sizin sadece 10 dakikanız var. Niçin? 20 tane masaya servis açabilmek için. Süreniz başladı. Hadi. Şimdi. Çabuk. Biraz daha beklesinler. Açlıktan ölmediler ya. Bana bak kahve göz. Çok yüzme ilişmeye başladın. Serkeşlik seziyorum sende yalnız. Haksız mıyım abi? Abi yok çocuğum. Aa, daha önce konuştuk. Görkem Bey diyeceksiniz. Otel sınırları içerisinde gördüğünüz herkese beyefendi, hanımefendi diye hitap edeceksiniz. Burak Bey. Güldürme. Evladım. Ama sen bak. O ara sıcak çatalını ana yemeğin sağına koymuşsun. Dinlenmiyor muyum ben acaba? Yani kaç defa konuşacağız bunu? Çok karışık. Gözün kör olmasın. Bak o ıslakoz bıçağını kaşığın sağına koymuşsun. Bu haller, tavırlar filan. Ne oluyor ayol? Kovuldunuz. İkiniz de. Gidin dönerde çalışın. Yıkın. Devam ki hadi. Ha. Bu arada teknenin adı... Yok, sus. Yani mecbur olduğun için anlatmanı istemiyorum. Bir gün gerçekten anlatmak istersen o zaman dinlerim. Ama bunun için bana bir jest borçlusun. Ne olduğunu da ben seçeceğim.
Bence çabuk seç çünkü boşlu olmayı sevmiyorum ben. Alper, selam. Selam. Kahve yaptım. Girmek ister misin? Beraber içeriz. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben ateşi almaya gelmiştim de. Ateşi mi? Hı. Ne haber kaçak? İyi Alper abi. Hadi hemen hazırlan. Seni benim mekana götürüyorum. Ne yapacak ateş orada? Arkadaşa iş teklif edeceğim. Ne dersin? Adanın en neşeli mekanında çalışıp paranı kazanmak ister misin? Yapabilir miyim? Ya yaparsın, yaparsın. Hatta şöyle yaparız. Bir haftalık deneme süresi koyarız. Baktın olmuyor, belki sen bizden memnun kalmasın ha? Ne dersin? Ben telefonu alıp geliyorum. Hadi bekliyorum. Nereden çıktı bu şimdi? Geçen Melisa ile konuşurken bahsetti. Kardeşinin ne kadar rahatsız olduğunu. Malum çocuğu sana bırakırsak sen yine kaçırtacaksın. Biz en iyisi onunla erkek erkeğe takılırız. Sen bana kötü abla olduğunu mu ima ediyorsun? Yok canım. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Dümdüz söylüyorum. Hadi biz işe gidelim. Ablamız da gitsin kekik mekik alsın, turistçilik oynasın. Vampir gibi giyine giyine vampir oldun başıma. Kanımı emdin dün akşam benim Nehir. Hiç korkmadığım kadar korkuttun beni. Sen de bana inanmadın ama anne. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Aç mısınız? Hazırlayayım hemen bir şeyler. Yok, sağ olasın. Ya biz gece gece rahatsız etmek istemedik ama aklımızda Nehirciğimizde kaldı. Nasıl oldun? Şükür öyle kırık falan yok ama kötü sürtmüş. Oh şükür. Nehirciğim, müstakbel seç benim. Geçmiş olsun kuzum, geçmiş olsun. Bak biz böyle belediye başkanıyız işte. Gelecekteki seçmenlerimizle bile yakından ilgileniriz. Teşekkür ederim Latife amca. Siyaseti karıştırma babacığım. Nehir kime isterse ona oyunu verebilir. O bizim kıymetlimiz. Bakayım koluna. Bırak ya. Allah Allah. Nehir. Hayırdır? Ne oldu şimdi? Anlamadım ki ben de. Siz dün karşılaşmışsınız herhalde. Sen bir şeyler söylemişsin ona. O da biraz üzülmüş. Ne demişsin? Şey demişsin işte, seni voleybol takımından attırırım demişsin. İşte annenin dükkanın önüne elbise asmasına müsaade ettirtmem falan demişsin. Aa, ya ben hani seneye kupayı kazanamazsınız, bozuşuruz diye şaka yapmak istemiştim. O elbise de babam hani dükkanlar sokağa taşıyor diye onları kaldırtacak bir planlamaya giriyor. Önceden haber vereyim diye söylemiştim. Neyse, var bazı projelerimiz. Konuşuruz, sıkıntı yok. Tamam, peki. Hadi bakalım. Bir şey ihtiyacınız olursa muhakkak arayın. Sağ ol İdil'cim. Hadi hoşçakalın. Baba, baba, baba. Haziran geldiğinden beri her gün böyle uğursuz uğursuz olaylar oluyor. İşte arkadaşları da şu uğursuz sürüsü. Ya insan kardeşini kaybeder mi Allah aşkına? Allah'tan çocuğun başına bir şey gelmemiş. Evet. Ya gelseydi ne olacaktı? Bunu kimden bileceklerdi? Tabii ki belediye başkanından. Bak, Haziran daha başımıza çok işler açacak. Ben sana söylüyorum. Görkem 100 kere aramış. Otel mi yandı? Ne oldu ki sanki? Merhaba Batu. Şimdi gördüm mesajlarını. Yok canım, niye seninle konuşmaktan kaçayım? Gece telefonun çekmediği bir yerdeydim. İyiyim. Sen nasılsın? Hangi şirket bu? 3 aylık raporlama için mi verecekler o kadar parayı? Yani çok şahane bir teklif ama... Benim zaten bir işim var Batu. Teşekkürler. Ben bir iş teklifi aldım. Öyle mi? Hı hı. Yani 3 ayda annemin borçlarının çoğunu kapatabilirim. Tabii
İstanbul'a dönmem lazım. Nasıl bir iş teklifi? Aslında çok iyi bir fırsat. Uluslararası bir şirket. Benim de çok iyi anladığım bir iş. Ne güzel. Tam senin istediğin gibi değil mi? Metropolde. Yani benim aday insan olmadığım malum. Burada da bir yola girdik. Ama? Bence hiç düşünme. Direkt kabul et gitsin zaten. Adadan gitmek için gün sayıyordum. Kurtulmuş olursun. Bence Alper bana yakın olmak için ateşi işe aldı. Bir platoniğin günlüğü. Hoşlandığım ama bana yüz vermeyen çocuk kardeşimi işe aldı. Galiba bana yaklaşmak istiyor. Niye? Olamaz mı? Yani evine geldiğinde seninle yaklaşmak istedi mi? Hayır. Peki sen de artık benim mekanıma sık sık gelirsin dedin mi? Demedi. Görkem. Demek ki neymiş? Olayın seninle ilgisi yokmuş. Bant rica edeyim. Kız ver şu bandı. Aa, delirdi. Ver. Çok gıcıksın. Uyuz. Sensin uyuz. Dur hadi. Affedersiniz, pardon. Yalnız belediyeden izin almadan duvara ilan yapıştırmak yasak. Balım, sen konuşurken gözlerini fazla kırpıştırıyorsun. Böcek mi kaçtı? Hayır. Duvara ilan yapıştırmak yasak. Onu söylüyorum sadece. Peki duvara yapıştırmayalım da alnımıza mı yapıştıralım? Köy neymiş, adınızın bir sosyal medya platformu ya da grubu olaydı. Eğer oraya ilan verirdik. Mecbur ne yapacaksın? Eski usul yapıştırıyoruz. Sen de. Biz adınızda bir ilan panosu göremedik de. Meydanda bir tane var, oraya asabilirsiniz. Gitmeden şunları da sökerseniz seviniriz. Balım, sen önden söküver. Benim tırnaklar manikür. Benimkilerde. Ağaçlarla mı konuşuyorsun? Hayır, kargalarla. Sana ne diyeceğim? Ama inanamayacaksın. Batu aradı ve... Sana iş bulmuş mu? Sen nereden biliyorsun? Haziran gidiyor. Zaten burada kalıcı değildi. Er ya da geç gidecekti buradan. Ne kadar erken o kadar iyiydim babaanne. Onun başladığı hikayeyi ben bitireceğim. Daha önce hiçbir yere gitmemiş. Ne saklanabileceği ne de var olabileceği bir yeri olmuştu. Ya annem borçlarını ödemek için başka çarem olsa şu adada bir saniye bile durmam dedin. Ya ben de sana başka bir çare bulmak için... Sağ ol Biricik ya. Sen de Batu'yu aradın değil mi? Ya senin yüzünden Batu'ya bir iyilik borcum oldu. Ya ama Batu yaptığı iyiliklerin peşine düşecek bir çocuk değil. Sen de harcama çocuğu. Ya benim zaten bir işim var. Ben oteli bırakıp gidemem. Poyraz sırrını öğrenene kadar var. Sonra nasıl beraber çalışacaksınız? Sen kendin diyordun ya şimdiden çocuğun yüzüne bakamıyorum diye. Ya sen anlamıyorsun.
Bütün bunların hepsi sadece annem borçlarını ödemek için değil. Poyraz'ın da borçlarını ödemem lazım çünkü o benim suçum. Haziran, sen elinden geleni yaptın. Neden hala vicdan yapıyorsun? Ya kendisi söylemiş sana bu işi hemen kabul et diye. Demek ki onun da sana burada ihtiyacı yok. Artık seni adada kalmaya zorlayacak hiçbir şey kalmadı. Hakan'la aynı düğünde olmamızın tesadüf olduğunu söyledim. İdil benim Poyraz'ım mı demiş? Yazık ya. Ona da üzülüyorum. Yıllardır aşık öyle Poyraz'ını görsün diye bekliyor. Karşılıksız sevmek zor. Kız çok emek verdi, çok. Emek vermekle olsaydı Selma teyzem. Oo. Kızlar, burada tabak çanak bulabileceğim bir yer var mı? Var, hemen yan sokakta var. Hatta kırılmaz tabak geldi yazıyordu camda, böyle kocaman gördüm. Ben kırılır arıyorum Selma'cığım. Yavrum, senin üzerinde neden bu var çuval gibi? Rahat oluyor böyle ya. Hadi bu zevksiz istedi. Sen de diktin mi utanmadan ayol? Yani ben öyle ablam gibi tasarımcı değilim. Benden ne istiyorlarsa onu dikiyorum. Kız tamam, hani tasarımcı falan değilsin ama hani terzilik gururun da mı yok Allah aşkına? Kızım beni ince kaldır, bak incecik. Hı? Bak güzel kız aslında. Hı. Ver şuradan iğneyi. Al. Evet. Az öte var. Tamam. Onu şöyle. Aç şu yakayı, aç. Yakayı açayım mı? Aslında açıver. Şöyle yapayım. Vallahi ben boğuldum, aç. Al. Ya ama ben bunu günlük giyeceğim. Oldu, düğününde giy. Görkem, bak ne diyeceğim. Şuralarına da şöyle pile yapalım mı biraz boyunu kısaltıp, ne dersin? Bak kaptı hemen, görüyor musun? Bunların ailesinde var tasarımcı ruh da. Bunun haberi yok ayol. Dur bakayım. Selam. Selam. Nasıl, koylarımızı beğendin mi? Nehir söyledi, Poyraz seni adanın etrafında gezintiye çıkartmış. Öyle oldu. Yabancılara adamızı tanıtmak konusunda niye bu kadar zahmete giriyorsa, hem de bu kadar derdinin arasında. Babaannesi hasta, omuzları kredi yükünün altında ezilmiş. Bir de bu otelin açılışında bir sıkıntı çıkarsa vallahi halini düşünemiyorum bile. Niye sıkıntı çıksın ki? Biz her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Tabii siz düşünüyorsunuzdur da, bir denetimden geçecek, onaylanacak ya, babam bu konularda çok titizdir. Poyraz'la ben de çok titiziz. O zaman bir sorun çıkmaz değil mi? Çıkmaz. Görüşürüz. Haziran. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim, içimde kalmasın. Poyraz Hakan'a çok güvenir. Onu çok sever. Ama ben onun kadar güvenmem. Akşam söylediği şeye de nasıl desem pek inanmadım. Neye inanmadın? İkinizin de tesadüfen aynı düğünde bulunmanıza. Ben tesadüflere inanmam. Hep de haklı çıkarım. Görüşürüz. Telefonum çekmiyordu. Aramışsın. Ne oldu? Garsonları kovdum. Ne? Servis bilgisi yok. Öğrenme azmin nanay. Saygı. Hak getirdi. Ya Görkem, sen kafayı mı yedin? Ben nereden bulacağım garson? Canımcığım, bir ilan asmama pek de umudum yok. Ben Muhsin Usta'yla malzeme almaya gidiyorum. Haberiniz olsun. Bir sorunumuz var. Görkem garsonları kovmuş. Hiç üstüme gelme, kalifiye değillerdi. Müsaade etseydin öğrenirlerdi ama. Ya açılışa şurada ne kaldı? Ben nereden bulacağım şimdi garson? Sen otel işlerini çok kafana takma. Yeni işinle ilgilen. Aa, yeni iş? Daha kesin bir şey yok. Bana bak. Zeynep'i Yunan adalarında olduğumuzu kanıtlaman lazım.
Görkem, ben şimdi annemle falan uğraşamayacağım, tamam mı? Vallahi uğraşacaksın. Yalvardın ya, kartın ilanı kaldırttım. E sen de bir şirinlik yapacaksın artık. Ay tamam, yine Melisa'nın pastaneye gider, o Yunanca kartları koyar, selfie çeker, göndeririz, tamam mı? Yemezler, daha Yunan bir şey lazım. Sirtaki. Yarın getireceğim o bilgisayarı. O oyun nasıl oynanıyor göstereceğim sana. Bak Alper abi, oyun falan demem. Acımam ona göre yani. Vay, havalara bak sen. Ya sen gerçekten burada tanımadığın birine yardıma mı geldin? Çalışanlar hastalanmış. Alper abi rica edince geldik biz de. Ama çalışmak zevkliymiş. Çalışmak mı? Ya bu evde kendi suyunu bile kaldırmaz. Vallahi bana gayet çalışkan geldi. Selam. Ne yapıyorsunuz? Ay sorma. Burada yardıma gelmişler. O da yardımseverliği desene. Güzel mekanmış ama. Yani Sirtaki için de uygun. Sirtaki mi? Boş ver, boş ver. Hadi gidelim. Nereye? Gel sen gel. Alper, sende Burak'la Mert'in telefon numarası var mıydı? Poyraz'da yok muymuş? Ona sormadım. Tamam, telefonum içeride. Geliyorum hemen. İdil beni tehdit etti. Nasıl yani? Ne dedi? Hakan'la söylediklerinize inanmadım dedi. Ay bu kız tam bir zehirmiş ya. Aldı şüpheyi Biricik, artık ucunu bırakmaz. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelip buzullar eriyor. Sen bana yürüyünce, çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelip buzullar eriyor. Sen bana yürüyünce. Cezama itiraz, kalbim ıslı durmuyor, verse nerede ikaz? Yani biz seninle karşısında dünyanın.